Üniversite öğrencisi genç kız tatil için yurt dışına giderken seyahat sigortası yaptırdı. Ancak tatildeyken rahatsızlandı. Sigorta şirketi iddiasına göre onun tahlil masraflarını karşılamadı. Gerekçe ise tartışma yaratacak türden. Sırf vize için lazımdı bu sigorta. Yaptırdım gittim ama mağdur oldum. Güvendiği seyahat sigortası onu yarı yolda bıraktı. İsviçre'ye tatile giden üniversite öğrencisi aniden hastalandı. Tahlilleri 3800 frank tuttu. Sigorta ödemeyi reddedince az kalsın İsviçre'de mahsur kalacaktı. Sigorta yaptırdım sonuçta ben. Sigortada burada da yazıyor yani yaralanma ve ani hastalıklar nedeniyle yurt dışında tıbbi tedavi. Yaralanma ve ani hastalıklar işte birçok kişinin yurt dışına çıkmadan önce yaptırdığı seyahat sigortalarında yazan teminat işte bu. Ancak birçok kişi de aynı dertten müzdarip. Tıpkı Ceren Hanım gibi. Ceren Hanım İsviçre'ye gitti ve aniden rahatsızlandı ve iddiasına göre orada ödediği masrafla baş başa kaldı. Hiçbir sağlık sorunum yoktu İstanbul'da, Türkiye'de. Hiçbir yere gitmedim doktora, kadın doğum adına. Ben İsviçre'ye tatile gittim. Bir hafta sonra benim ağrılarım başladı. Kısık ağrılarım başladı. Dayanamadım. Hastaneye kaldırdılar beni. Tetkikler, tahliller yapıldı. Orada miyom olduğu ortaya çıktı. 10 santim büyüklüğünde. Acil ameliyat olmam gerekiyormuş. Apar topar kaldırıldığı İsviçre'deki hastanede teşhis konulana kadar iddiasına göre rahatsızlığından habersizdi. Tahlil masraflarını sigorta şirketi öder ümidiyle amcası karşıladı. Türkiye'ye döndüğünde ise büyük bir şokla karşılaştı. Sigorta şirketi acil bir durum değil dedi. Bu daha önce vücudunda olan bir durum, sadece orada ortaya çıkmış dedi. Ben bilmiyordum önceden böyle bir hastalığım olduğunu. Bilseydim zaten burada ya doktora giderdim ya tedavisini gördüm ya ameliyat olurdum. Hastalığın hangi durumda ortaya çıktığı, geçmişe dönük olup olmaması kriteri. İşte bu kritere göre o paralar ödeniyor ya da ödenmiyor. Ve burada bir başka noktaysa doktor raporu. Genç kızın seyahat sigortası poliçesinde ani yaralanma ve hastalıkların kapsadığı yazıyordu. Peki uzmanlara göre seyahat sigortaları hangi durumlarda masrafları karşılıyor? Mağdur kişinin bu durumda doktorun raporunun incelenmesi lazım. Gerçekten ani bir rahatsızlık olarak ortaya çıkmışsa kalp krizi de aynıdır. Miyom da aynı şekilde ödenmesi gereken hastalıktır. Genç kız bu durumla ilgili hukuk mücadelesine hazırlanıyor. Uzmanlara göre tüketicilerin seyahat sigortasını sadece vize görüşmesinden geçmek için almaması ve incelemesi gerekiyor. Tüketiciler detayına varana kadar okusun.